Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bina derslerinde bir önceki dersimizde ikinci bab, ikinci bab ve üçüncü babı işlemiştik. İkinci babı bir hatırlayalım. Darabe ee, yedribu babıydı. Darabe yedribu. Bakın film mudarisi kesralı şeklinde geliyordu. Mesela gasele yegsilu gibi fiiller ve hep bu kalıpta olan fiillerin hepsi bu ikinci baba dahildir. Sizler de kendi, kendiniz fiiller bularak hangi baba girdiğini e, bulabilirsiniz. Özellikle bu altı bab bittikten sonra, sülasi mücerredin altı bab, Altı babı bittikten sonra üç harfli fiillerin hangi baba girdiğini bulmaya çalışın. Ne kadar pratik yaparsanız o kadar iyi oturacaktır inşallah. Fetehe yeftehu'da da hem hem fiili mazide hem fiili mudaride aynel fiili fethalı yani üstün oluyordu, meftuh oluyordu. Ee, ama bir şart vardı. Lamel fiilin ve ayn veya hut aynel fiilinin boğaz harfleri olan ha, ha, ayn, gayn, ha ve hemze ha harfi olması gerekiyordu. Mesela fetaha yeftahu, zehebe yezhebu, mena, yemna'u mani oldu manasında mena, yemna'u. Bakın bunlar da üçüncü baba giriyorlar. Şimdi de inşallah üç, e, dördüncü baba işleyeceğiz. E, sülasi mücerret altı baptan dördüncüsü. El babur rabi'u dördüncü bab. Fa'ile yefalu. Bakın fa'ile yefalu. Şimdiye kadar geldiğimiz babların hepsinin fiil madisi fa'ile şeklinde geliyordu. Yani aynel fiili meftuh şeklinde. Bakın bunda ise fa'ile fiil maddi fa'ile kalıbında geliyor. Yani aynel fiili meksur. Fiil mudari ise yef'alu. Fiil mudari de ise aynel fiil meftuh geliyor. Faile yef'alu. mevzunuhu bu babın ve karşılık gelen mevzunu Alime ya'lemu fiilidir. A alime bildi, ya'lemu biliyor. Manasında. Bakın aynel fiil olan orta harf nasıl? Meksur. Yani kesralı. A alime. E, fiil mudari de ise aynel fiiline baktığımızda meftu fethalı ya'lemu bildi biliyor. Ve alametu bu, bu, babın alameti. Yani bu babı tanımamız için ge, e, gereken özellik. En yekun olmasıdır. Aynu fiilihi aynı el fiilinin yani ortadaki harfin meksuren meksur olması. Meksur yani ke, e, kesreli. Fil madi fiil madide yani geçmiş zaman fiilinde ve ...bir de fethalı olması fi'l-gâbiri di diğerinde diğer hangisidir fi'l-mudaredir. Yani zaten e, binada şu gördüğünüz iki kalıp alime ya'lemu e fil den bahsediyoruz. Diğeri diyorsak fi'l-mudaredir. E, o yüzden fil mudaride fethalı olması, fi'l-i mâdide de kesralı olmasıdır. Bu babın alameti. Bakın faile yefâlu alime ya'lemu. Ve binahu bu babın binası. Yani bu babın ne işe yaradı? Lit Galiben çoğunlukla müteaddi gelir. Yani geçişli. Vakad bazen yekunu gelir. Lazimen bazen lazimi gelir. Yani ge geçişsiz. Misalül <müthâlu> müteaddi. Müteaddinin misali yani geçişli film misali nehu. Alime zeydun nil mes'elete. <zâyet> zeyd. Zeyd. Meseleyi bildi. Zeyd'in bilmesi mesele geçmiş midir? Geçmiştir. Bakın. <laughs> alime fiil. Zeydun fail. Meselete me meful. Mefulü bi. E şimdi Zeyd'in bilme, bilmesi mesele geçmiş midir? Evet geçmiştir. O halde bu müteaddi fiildir. Evet. Misalul lazimi. Lazimi fiilin. Yani geçişsiz fiilin misali. birakis kendi nefsinden olan fiilin misali şudur. Ve zeydun. Ve cile zeydun. zeyt korktu. Ve korktu. Zeydun zeyd. E zeydun korkması bir şey geçmiş midir? Hayır geçmemiştir. O yüzden vecile fiili nedir? Lazimi bir fiildir. Peki ve cilenin fiil mudarisi nasıl gelecek? Bakın eğer vecile şeklinde geliyorsa failedir. E, o halde mudarisi alu gelecek. Yani yevcelu. Yevcelu. vecile cile yevcelu şeklinde gelecektir. El Elbabül hamisu. Beşinci bab fa'ula yef'ulu fa'ula yef'ulu bab bakın hem ay, aynel fiil hem fiil madide hem fiil mudaride hep nedir meksu medmumdur yani dammeli ötre diye söyleniyor genelde te tecvid dilinde Kur'an dilinde ötre deniyor yani medmum dammeli geliyor fa'ula yef'ulu mevzunuhu bu babın veznine karşılık gelen hasune yahsunu hasune güzel oldu yahsunu güzel oluyor demek. Bakın aynel fiile baktığımızda yine ortadaki aynel fiile baktığımızda yine fiil madde ve fiil mudaride de e medmum gelmiştir. Yani ötreli. Ve alametu bu babın alameti en yekune olmasıdır. Aynu fiilihi aynel fiilinin olmasıdır medmumen dammeli olmasıdır. Bakın ötre. E, damme ötre demek. Medmum. Fil madi, fil madi de vel mudari bir de fil mudari Fil madi ve mudari de aynel fiilinin dammeli olmasıdır. Medmum olmasıdır. Ve binahu. Bu babın binası. Yani ne işe yaradı. En yekune olmasıdır. En yekune olmasıdır. İlla ancak la, lazime. Ancak lazimi için olmasıdır. Zaten kardeşler hasune güzel oldu demek. E bir insan güzel olurken bir etkisiyle mi oluyor? Hayır kendi nefsinden oluyor. O yüzden bir fiil bu baba geliyorsa kesinlikle la lazimidir. Müteaddi fiiller beşinci baba girmezler. Hasune yahsune. E, Misaluhu hasune zeydun. Burada zeyt harfi eksik çıkmış bu nüshada. Zeyt yazılmamış. Bunun aslı budur. Hasune zeydundur. Yani zeyt güzel oldu hasune zeyt. Zeyd güzel oldu. E, zeyt nedir? Kendi nefsinden güzel olmuştur. Yani kendi kendine güzel olmuştur. Birinin etkisi de değil. O yüzden mütaddi değil. Lazimi fiilin örneğidir. Evet, bu arada bu baba giren bütün fiiller söylediğimiz gibi ancak ve ancak lazimi fiillerden geliyor ve hasune şeklinde hasune şeklinde fiilin madisi geliyorsa kesinlikle mudarisi de yahsunu şeklinde geliyordur. Evet, elbe bu sadisu 6. bab. Ha bu arada bu baba mesela bir fiil örnek vereyim. Kerume ye, ke, kerume cömert oldu demek. E, bir insanın cömert olması kendi nefsinden midir? Evet, kendi nefsindendir. O o zaman bu nedir? lazimidir. E kerume şeklinde geliyor o halde mudarisi ye yekrumu. Yani cömert oldu, cömert oluyor manasında gelen yekrumu şeklinde gelecektir. El babus sadisus sülasi mücerredin son babı faile yef'alu. Bakın bunda da hem aynel fiil. pardon, hem aynel aynel fiil hem madide hem mudaride meksur geliyor. Yani kesralı. Faile yef'alu. Mevzunuhu bu babın veznine karşılık gelen hasibe yahsibu. Hasibe zannetti demek. Ye yahsibu zannediyor. Bakın burada da yine ayn el fiili hem fiil-i madi'de hem fiil-i mudari'de meksur gelmiş. Hasibe <laughs> yahsibu. <laughs> ve alamet bu babın alameti en yekün olmasıdır. Aynu fiilihi. Ayn el fiilinin olmasıdır. Yani bu ortadaki harfin ayn fiili. Aynel Ayn el fiilinin olmasıdır. Meksuren meksur olmaz. Yani esre. fiil madi ve mudari. Hem fiil-i madi'de hem fiil-i mudari'de meksur olmasıdır. Ve bina uhu bu babın binası ise hanin ne için kullanıldığı ise lit taadiyeti galiben çoğunlukla müteaddilik içindir. Vaka diye lazımen bazen lazimi gelir. E, Misalün müteaddi. Müteaddinin misali. Yani geçişli fiilin misali. Hasibe zannetti. Zeydun zeyt amran amran amrı Fadilen faziletli zannetti. Zeyd amrı faziletli zannetti. Zeyd'in Zeyd'in Amr'ı faziletli zannetmesi. Amr'a geçmiş midir? Geçmiştir. Zeyd'in zannetmesi Amr'a geçmiş midir? Geçmiş midir? Geçmiştir. O yüzden hasibe fiili burada fiili mutaaddidir. Yani geçişli fiili ör 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 örnektir. Terkip edersek de hasibe fiildir. Zeydun faildir. Ve Amran birinci mef'ul, fadilen ikinci mef'ul. Yani mef'ul etkilenen bakın. Hasibe Zeyd'in e, ha, zannetmesi a, a, amrı da etkiliyor faziletini de etkiliyor yani hasibe zeydun zeyd, zeyd zannetti amran amrı fazilen faziletli zannetti bakın hasibe fiili burada geçişli örneği verilmiş hasibe e, fiili bu da nasıl gelecek yahsibu ve misalul lazimi lazimi fiilin misali ise nehu verife zeydun zeyd varis oldu Şimdi Zeyd'in varis olmasında bir geçişlilik var mı? Yok. Zeyd kendiliğinden varis oldudur. Yani Zeyd varis oldu. E, Veriteyi kullanıyorsak o halde müdarisi nasıl gelecek? Verite yavrithu. Bakın yine aynı. Verite yavrithu şeklinde gelecektir. Misalun lazimi. Ee, bu arada bu örnekte lazimi fiilin örneğiydi. Bazı binanın nushalarında kardeşler ve, verife yerine naime kullanılıyor. Naime yani bu da yine zeyt, zeyt güzel oldu demektir. Naime yani daha doğrusu iyi oldu. Hoş oldu manasındadır. Naime zeydu. E mudarisi nasıl gelir? Naime naime yen aymu. Yine a -a aynel fiili meksur gelecektir. Evet kardeşler sülasi mücerret yani sadece 3 harfli olan fiillerin altı babını bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi ise bu 6 baptan sonra ise sülasi mücerret üzerine yani sadece üç harfli olanlar üzerine artanları göreceğiz. Yani zayid olanlar, ziyade olanlar. Yani üç harfli, aslı üç harfli olup mesela 4 harfli olanlar, 5 harfli olanlar, altı harfli olan fiilleri göreceğiz inşallah. Bu kısımda kalalım. Bir, bir sonraki dersimizde inşallah bu kısma geçeriz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.